Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetim anlayışına bir örnek vereceğim. İsimleri örnek olsun diye veriyorum. Hiçbir önemi yok. Kentin de önemi yok. Belediye başkanının da önemi yok. Genel başkan yardımcısının isminin de önemi yok. Sadece bir örnek olsun diye veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Ahmet Akın Balıkesirli. Erdek'e de çok sıklıkla geliyor. Geliyor merkezde. Belediyeye kadar gidiyor. Belediye zaten merkezde. O kadar bir mesafede çok sık görebilirsiniz kendisini. Erdek Belediyesi Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Burhan Karışık 30 yıla yakındır meclis üyesi. Neden bir insan 30 yıla yakın meclis üyesi olur bir kentte? Ayrı mevzu. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı da zaten Cumhuriyet Halk Partisi meclisinin, belediye meclis grubunun başı. Şimdi küçük bir kent, bir turizm kenti. 3-4 tane ana caddesi var. Toz içinde ve yerler pet şişelerden geçilmiyor. Şimdi bunu toplamak bu kadar zor değil. Ben bir araba geçtiğinde onun yarattığı tozun altında yürümek zorunda değilim. Park ettiğim aracımı 2-3 günde bir gidip yıkatmak zorunda değilim. Bu tozu, toprağı, bu pisliği gören birilerinin utanması gerek. Ben bir vatandaş olarak utanıyorum. Bir belediye başkanı bu kenti yönetip de bu pisliği, bu çöpü görüp nasıl utanmıyor? Ben hayret ediyorum. Ya bu kadar zor bir iş değil. Ben belediye başkanı olsam o çöpü o yerde görsem alır çöp kutusuna ben atarım ben. Öyle bir sorumluluğum olur. Belediye başkanlığı zabıtanın başına geçmek, ruhsatın başına geçmek, iskanın başına geçmek, imarın başına geçmek zihniyetinden artık kurtulmalı. Siz oyu halktan alıyorsunuz. Zabıta, imar, iskan, ruhsat işlerinden daha çok vakit ayırıyorsanız o zaman sadece o işlerle ilgili insanlardan oy alın. Bizlerden oy mu istemeyin. Siz kendi işinizi kendiniz görün. Zira beni sağlıklı bir kentte yaşatamayan bir belediye başkanına oy vermek zorunda hissetmiyorum. Efendim bizim borcumuz var işte yetersiz ekipmanımız var, yeterli çalışanımız yok falan filan. Bir süpürücünüz yok mu? Maaş verdiğiniz bir temizlik göreviniz yok mu? Bu kadar mı zor? Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sahil bandını yaptı. Sahil bandını temizliyorlar. Bir küçük kamyonetin arkasında çöp poşetleri var. Bir kişi yürüyerek yerdeki çöpleri poşete dolduruyor. Poşet dolduğunu kapayıp kamyonete atıyor. Yeni bir boş poşet alıyor. Bunu Erdek Belediyesi yapamaz mı? Yapabilir. Efendim bizim kamyonetimiz yok. Bizim o kamyonete koyacak paramız yok. Tamam. Siz temizlik görevlisine zaten maaş vermiyor musunuz aylık olarak? Yani çalışsa da çalışmasa da. O kişi şu sokağa gir, al bir poşet, yerdekileri topla, at. Çöp kutuları var, at, doldur, süpür, hemen çöp kutularını doldur diyemiyor musunuz? Bir tankere su doldurup denizden su çekip o tankerde tazyikli sularla sokağı temizleyemiyor musunuz? Bu kadar mı zor? Bu da mı parayla oluyor? Bunlar da mı maliyet? Bunlar da mı şey? Bir kentte bir insanları sağlıklı koşullarda, temiz bir ortamda yaşatamayan bir belediye anlayışı olur mu? Bir anons yaptırmaktan da mı acizsiniz? O da mı parayla? O da mı zahmet? Ona da mı personel için ayrıca bir eleman tutup para veriyorsunuz, yövmeye veriyorsunuz? Erdek halkımız, etrafımızı lütfen temiz tutalım. Biz turistik bir kentiz. Lütfen dikkat edelim. Çöplerimizi yere atmayalım, çöp kutularına atalım. Bakın kentimize bu kadar yabancı misafirlerimiz geliyor. İşte biz turizmden para kazanıyoruz. Lütfen dikkat edin. Bir anons yaptırmak bu kadar mı zor? Neden yaptırmıyoruz bilmiyoruz. Hani sosyal medya hesaplarından cadde ismi vererek ya bu cadde pislik içinde deyip yani defalarca yazıp yani bir sonuç alamamak gibi bir tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Yani bu zihniyet kent insanını vasati bir şekilde yaşatıp iyi, düzgün bir ortamda yaşamaya alışmasınlar, fazla talepleri olmasın noktasına getirmişler işi. Yani ama boşver böyle yaşasınlar, buna alışsınlar, fazla bir şey talep etmesinler. Ben insanca yaşamayı talep ediyorum. Bu benim hakkım. Ben burada vergimi veriyorsam, insan gibi yaşıyorsam, hiç kimseye bir zararım yoksa, belediyeyi seçiyorsam,
Bunun karşılığında da toz toprak ve pislik içinde yaşamakla karşı karşıya kalmak zorunda değilim. Sayın Ahmet Akın, bak burada bu videoyu çekiyorum. Size de ileteceğim. Burhan Karışık, Erdek Belediyesi. Bunların yani neden yapılmadığına dair hiçbir fikrim yok. Ama çok eminim ben bu videoyu sizlere yolladığımda, sizler bunu gördüğünüzde sosyal medya hesaplarınıza da koyacağım. Göreceksiniz, defalarca da yazdım, yolladım. Hiçbir sonuç alacağımı düşünmüyorum. Çünkü bugüne kadar hiçbir sonuç almadım. Ama ben bunları dilim döndüğünce insanlara anlatacağım. Elimden geleni yapacağım. Bu insanlara insan gibi yaşamanın ne olduğunu anlatacağım, talep etmeyi öğreteceğim ve sizin başınıza problem edeceğim bu insanları. Öyle oturduğunuz yerden belediyede koltuğa oturarak belediye başkanlığı yapmayacaksınız. Öyle koltuğa oturarak yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olmayacaksınız. Bundan sonra halkın taleplerine uyacak, halka hizmet ederek karşılığında bir dönem daha kalmayı öğreneceksiniz. Bundan sonra öyle Kemal Bey'in ya da genel başkan yardımcıların Ankara'dan atadığı, dolayısıyla halka, örgüte hiçbir sorumluluğu olmayan belediye başkanları, başkan yardımcısı, meclis üyeleri olmayacak. Halk için çalışacak, halk takdir edecek, halk bir daha seçecek. Değil mi Sayın Genel Başkanım? Siz de Belek'te tatil yapıyorsunuz, lüks bir mekanda. Rahatsız ediyoruz ama durumlar böyle.